Yani şimdi şu, şu bir kere ben tarihsel yorumu severim. Elimden geldiğince tarih okurum. Şu tarih bize yani Türkiye'nin demokrasi tarihi çok partili sistem bize şunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkıp başarılı olan tek parti demokrat partidir. O kadar. Onun haricinde hiçbir partinin bir başarısı yoktur. Olmaz çünkü ideolojik bir yapısı kendi içerisinde çerçevesi belli. Yelpazeleri olur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün sanılanın aksine darbelerden en çok zarar gören partidir. Ama bir nesli bizde nasılsa darbeleri yapan Cumhuriyet Halk Partisi diye anlattılar. Yani algı öyle algı öyle için. bir algı ki ya bazen konuşurken bile bir şeyleri e, yap, e, yapıyoruz. Fakat şunu söylemek istiyorum bununla ilgili. İçinden geçtiğim için söylüyorum ve kimse anlamıyor bunu. Bu FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğunu bugün takiye ile yapılan siyasetin bize ne kadar zarar verdiğini anlatmak açısından bir örnek vereceğim. Yani cemaatin cemaat olduğu dönemde adama hoca efendi dedikleri dönemde bir Kemalist Türk genci olarak ve Türk yargıç ve cumhuriyet savcısı olarak makamda rozetimle duruyorum. Ama ben bir Cumhuriyet Halk Partili değilim. Ama anayasaya bağlıyım, yasalara bağlıyım demokratım. Cumhuriyet Halk Partisi kazanır, AK Parti kazanır. Beni ilgilendirmez. Ben önündeki dosyaya bakarım. Ama bize ne yaptılar? Bakın biz tek tekiz. Yani şu mu? Yani Sen, şunu, şunu, yani şu Militan değilsin, devletin hakimisin. E, tabii Darişisin. ki. Bitti. Daha ötesi. Bize Benim kemalistler diyorlar ya. Kema, ya biz kemalistler birbirimizi bilmiyoruz ki. Benim öyle bir örgütüm yok ki. Siz Ruşen ya anayasaya, şey anayasaya, anayasaya, anayasaya başlangıç ilkelerine bağlı herkes ki bu anayasa hepimizi bağlaması lazım aslında. Hepimiz öyleyiz. Ama yüzüme gelip benimle konuşup, benimle konuşup arkamdan beni bana soruşturma açanlar, bana değil binlerce yargıç savcıyı böyle telef ettiler. Bizleri iftiralara uğrattılar. Yani askerde olanın bir benzerini yargıda bizlere yaptılar. Ve bu adamlar 15 Temmuz'da tutuklandılar. Bu kumpasları yapanlar. Ve yüzümüze güldüler Gökmen Bey. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yargıtay savcılığından sürgüne gönderildiğimde odama ilk gelen adam FETÖ'nün bir numaralı adamı çıktı yurt dışında ve yanıma geldi. Abi bana çok lazımsınız. Ee, seni, sen gidersen olmaz. Lütfen e, tayinine itiraz et. Biz sana yardımcı olacağız diye gelen adam. Bakın o da Yargıtay Cumhuriyet Savcısıydı. Ben de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı. Bu kadar Allahsızlar ya. Tabii. daha daha yok yani. Gerçekten öyle yani. Bu, bu Allah olan adam bunu yapabilir Tabii. mi ya? Bir şeye inanan adam taça tapsın lazım. Ama bu kadar militan nasıl olabiliyorsun sen? Biz bunları yaşadık. Bunları çeşitli adliyelerde yaşadık. Bugün bunlara karşı mücadele veren ve beni izleyen kardeşlerim var. Bak birinci sınıf yargıçlar e, taşla Taşra'da sürünüyorlar. İstanbul'a gelemiyorlar. Ankara'ya gelemiyorlar. İzmir'e gidemiyorlar. Neden? Tek bir nedeni var. Çünkü anayasaya bağlılar. Çünkü kendilerini bu ülkenin yasalarıyla bağlı sayıyorlar. Kimseden emin i̇ktidara, almıyorlar. İktidara da yakın değiller. İktidara hiç yakın değiller. Yani zaten böyle bir kriter olmamalı. Şimdi şuraya geleceğim. Türkiye'nin önünde şunu anlatmak istiyorum. Dün de bu tehlike vardı. 15 Temmuz'dan sonra da geçmiş değil. Aynı takiye devam ediyor. Aynı sıkıntılar devam ediyor. Aynı ihanet devam ediyor. Ya yani birileri yüzünüze başka şeyler anlatıyor. Arkamızdan başka sen de yaşadın bunları. Kendi gazetecilik camianda ben seni okudum yani. Senden dinlemedim yani. Ama okudum. Ama işte Bunların yaşandığı bir ülkeden çıkıp şeffaf demokrasiyi kuralım diyoruz. Şimdi şuraya söylüyorum. Karayalçı'nın şu söylediği benim için çok özeldi. Gerçekten özel bir dönemden geçiyoruz. Nasıl bir özelden? Diyor? Birileri çıkıyor diyor ki bizim bir davamız var. Davanın ne olduğunu söylemiyor. Aslında biz biliyoruz onu. Herkes kanından konuşuyor. Yani birisi çıkıyor diyor ki Türkiye İslam Cumhuriyeti olacak. Ya yapacaksanız yapın da kardeşim açık yapın karşıdan yapın. Ben bu adamlara söyledim. Cenk istiyorsanız cenk yapalım. ...ben Kemalist bir Türk genciyim... <laughs> ...sizinle <laughs> cenk ...bir şey diyeceğim... Ee, ...bakın bu cenk istiyorsanız... ...cenk, cenk derken yapalım falan... ...ben şeyde söylüyorum bunu... ...yargıyla ilgili olarak söylüyorum... Tamam, tamam. Biz ...bizimle savaşıyorsunuz... Biz ...ama beni arkamdan vuruyorsunuz... ...çık karşıma... ...bakın Yarsam'ın ele geçirilişi dediğimiz şey... ...bunlar hep takiye yapıldı... ...adamları biz hakim savcı sanıyoruz... ...adamlar... Baylok'tan takır takır birbirleriyle yazıcıp... ...Berhan'ın... E, ...şeyini nasıl düreceğiz... ...defterini nasıl düreceğiz... Aytunç'a ne yapacağız? Bakın bu tehlike devam ediyor. Neden bunları biz yaşamaktan kurtulamıyoruz? Bunun kurtulmasının tek şartı var. Yapmıyoruz. Hala Türkiye'de sınav yolsuzlukları dediğimiz şeyin üzerine gitmedik. Türkiye'de akademi çöktü Gökben Bey. Ya yalvarıyorum artık bu iktidarın bunu yapacağı yok. Niye yok? Bugün hukuk fakülteleri bitmiş durumda ya. Bağımsız i̇şte tamam, sessiz söylüyor. Tamam mı? söylüyor. Bakın Boğaziçi'ne bir tane yapılacak mı şimdi? Yani şimdi o ayrı bir şey. Değil Gerçekten süte su katmak ya. Süte su katmaktır bunun adı. Yani. Peki ama Bu, ya, şeyle de bu çok... birleştirin Ruşen Bey. Sonuçta Muharrem İnce sorusundan başladınız oraya geliyorum ya tamam. Şuraya geliyorum. Şimdi bu yangın yerini niye anlatıyorum? 50 yerinden söylerim bunu. Eğitiminden söylerim, yargısından söylerim. Ha, şu anda olay şu. Şu anda yönetilemeyen bir Türkiye var. Demin okuduğu kitaptan aslında emperyalizm bir pencesinde bir Türkiye var. Bana göre siyasi iktidar yerli ve milli kesinlikle değil. Bana göre değil. Olsa gerçekten olsa ben destekleyeceğim ya. Ya benim cumhurbaşkanım yerli ve milli olduğuna inansam. Buna ilişkin politikalar olsa yemin ediyorum ilk peşinden ben gireceğim ya. Gerçekten inansam gideceğim. Benim siyasi tarafına baktığım yok bu işi yani. Bu millet, bu vatan iyi olsun dışında. Şimdi şuraya bağlıyorum bunu. Şimdi böyle bir şeyin içerisinden geçerken, böyle bir cenderiden geçerken artık önümüzdeki seçimler şuna döndü. Zaten getirilen bu yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz ucu ve şunu söylüyor zaten o oylanacak yarın. Adamlar diyor ki bir yeni bir anayasa ama dedikleri şey güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu güçlendirilmiş e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Hüsnü Mali'nin kitabı e, herkese tavsiye ediyorum. Bakın Libya Anayasası'na bakın. Mısır Anayasası. Adam yazmış bunları. Fas Anayasası'na bakın. Tam da o anayasaya benzeyen bir anayasamız var. Suriye. Tabii, Suriye, Suriye Anayasası'ndan evet. tamam, kitabı. Ben, a, buna benziyor. ben böyle bir anayasayı değil. Değişiklikte Hüsnü kitabında ha. vardır. Ben de 2000, Evet, da. o kitaptan de okudum, evet. 7 veya 9 Belki, tane. Şu, şu demokrasi götürmek istediğimiz Suriye var ya. Suriye anayasasından 2017 anayasa değişikliğinde 9 maddeyi getirdiler. Hani tehlikenin şey büyüklüğünü yani. görebiliyor musunuz? Yani tehlike bu. Yani Türkiye da gerçekten bu değil. Sayın Mehmet Uçum'un söylediği gibi tek kişilik hükümetle yönetiliyor. Aslında Türkiye yönetilemiyor. bir durumdayız. Şuraya bağlayacağım bir e, 40 yıldır Muharrem İnce de bu siyasetin içerisinde. Şimdi böyle bir e, şey var, mücadele var. Bir mücadele veriyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı son lafı tek bu anlamdaki bu siyaset açısından teröristler, hainler haricindeki açıklamalarını söylüyorum. Dediği laf Kılıçdaroğlu'ndan nefret ediyor. Niye nefret ediyor? Sevmediğimiz yönleri olabilir. Beğenmeyebiliriz. Ama diyor ki onun diyor tek görevi diyor muhalefeti bir arada tutmak. Çünkü aslında bu anayasayı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yapan adamların Tek düşüncesi vardı Biz bir araya geliriz karşı taraf zaten parçalı Bunlar bir araya gelme ihtimalleri yok Bunlar bambaşka dünyaların adamları Biz her zaman iktidarı götürürüz Ama ne yaptı Kılıçdaroğlu 5 benzemesi 10 benzemesi Bir araya getirdi ve bunu anlattı Dedi ki arkadaş biz demokrasiyi geçelim Önceliğimiz şu ülkeyi bir demokrasiye Tekrar döndürelim Bağımsız yargıyı kuralım Bağımsız eğitim kurumlarını kuralım Bu ülkeyi gerçekten ...adaleti, hukuku, aklı, bilimi getirelim... ...sonra gene... ...İskilip'le Atıf hain mi değil mi... ...oturalım tartışalım Davutoğlu'yla... ...ama sonrasında bugün öyle bir şey var ki... ...demokrasinin kalmadığı yerde... ...sen onun hain olduğunu tartışsan ne... ...tartışmasan ne bugün... ...öbürünü bilmem çünkü valilerin gidip ziyaret ettiği bir günde... ...artık bunun tartışması değil... ...bir eylem vakti geldi... ...bu eylemde nerede olacak... ...bu eylem dediğimiz şey önümüzdeki seçimlerde olacak... ...bunu siyasi iktidar da görüyor... Sosyolojik olarak ayrımlarımız şöyle Gökben Bey. Mesela Alevi, Sunni bir ayrımdır. E, dini hayatının bir parçası sayanlar tamamen dini hayatına göre yaşamak Ayrım değil, renktir. E, bir bazı renktir. daha dünyavi yaşayanlar. Renktir. Bunlar renktir. Evet, Bunu Atatürk renktir, gördü. Çeşitlilik. ve çoğulculuktur. Atatürk dediğimiz evet. adam bir insandı. Dedi ki kardeş hepiniz varsınız. Ama dedi bu ülke milli mücadele içerisinde liberali de siyasi İslamcısı bir sürü sarıklı adam vardı benim birinci meclisimde. Hiç kimse demedi ki şu olacak bu olacak. Bunları bir araya getirdi Allah Allah nidalarıyla gittiler. Kolay olmadı o kurtuluş savaşı. Kolay olmadı o bağımsızlık mücadelesi. Kaç kişi öldü? Kaç kişiyle mücadele verdik? E şimdi bugün böyle bir mücadele var. Bu ülke Çin'e mi dönecek? Ki ben hiç istemiyorum. Rusya'ya mı dönecek? Bak anayasa değişikliği yaptılar yeni Rusya'da. Putin'e 1936'ya, 2036'ya kadar başkan seçmenin yolunu yaptılar. Putin'le halk fakir, fakir zaruret içerisinde. Özgürlük yok. Çok kötü yaşıyor. Mısır, ben Mısır, oraya Mısır, mı gideceğim? Beni batılılaşma... Mısır'da da Benim Sisi, ya... Sisi 234'e kadar 2034'e kadar Tabii. devlet başkanı olacak yasayı değiştirdi. Çok haklısın bir şey ekleyeyim. Ha. Şu söylediğin hadise anayasa değişikliği. Neredeyse yani anayasanın 1, 2, 3 ve 4. maddesi Daha değişmez. Daha bağlayamadım Muharrem İnce'ye de. Değ bir, tam söyleyeceğim. Söyleyeyim. Değişmez Vallahi ve değişmez. Muharrem İnce'ye bağlamadınız. <laughs> Ama <gülüyor> bağladım aslında. Şey, Aytun Bey'e de çok... daha bak, ben söz aa, veremedim. Çok önemli bir şey. Ee, 1, 2, 3, 4. madde değiştirilemez ve teklifi. Eğer ellerinden gelse 4. maddeye de şunu ekleyecekler. Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanlığı değişmez ve değiştirilemez. Bu isteniyor zaten. Bu bir. Ya bir şey İkincisi yok de size arz edeyim çok önemli. Bunu halkımız biliyordur söyledin diye. İslami Teali Cemiyeti'ni kuran İskilip'le Atıf Hoca şapka devriminden dolayı idam edildiği söylenir. Öyle olmadığını biz biliyoruz. Ya o kadar büyük bir yalan ki ya. Yani neden onun e, İngiliz muhtemelerle beraber ya, ve oradan yani. kaynaklanan ve e, Kuvayi Milliyecilerin ölümünün e, karar verilmesi katledildi. Ama anlatacağım şu. Çok ilginçtir bu. Sene 1808 ne alakası var diyeceksin programlı var. Ne ittifak? Bir dakika. 1808 2. Mahmut dönemi. 2. Mahmut dönemine kadar Aytunç bilirsin ee, Osmanlı kafasına sarık sarıyor. Evet. 2. Mahmut diyor ki bu sarıklar gidecek ve fes gelecek. Fes gelecek. Osmanlı'da halk ahali nübayişe çıkıyor. Eyvah! Sarık gidiyor, Müslümanlık, inancımız, imanımız gidiyor, Fes geliyor, Hristiyanlık geliyor. İkinci Mahmud iradeyi ortaya koyuyor, sarıklar gidiyor ve Fes geliyor. Aradan yıl geçiyor. Evet. İyi dikkat et. Aynen öyle. Evet. Yani mektup dönemi, atlarla, katırlarla ulaşımın sağlandığı Kaan'ı öküz arabalarıyla yıl sonra... 1808-1836'dır hatırladığım kadarıyla 2. Mahmut. Mustafa Kemal Atatürk kılık kıyafet şapka devrimini yapıyor. Hı hı. Yüz yıl önce Fes geldi Hristiyan oluyoruz diyen ahali eyvah diyor. Fes gidiyor. Fes gidiyor, din gidiyor, şapka geliyor. Hristiyan oluyoruz. Böyle bir sosyolojik, tarihsel derinliği olan topraklarda yaşıyoruz. İskilip'le Atıf Hoca o Mo da öldü Moğali. gitti. Ölünün arkasından konuşulmaz. Ne Mısırlı'ydı? Kadir, Kadir Mısırlı. 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 Bunlar aynı hadisedir. Mısır Mısır oldu Mısırlı. Oldu Mısırlı ve bu Yunan galip diyenler. Ve bugün Tekirdağ Üniversitesi'ndeki zatı ı muhterem, Ayasofya'daki zat-ı muhterem. Ben iddia ile söylüyorum. Bugün Çağr o Ayasofya'da laiklik katsın diyen zatı muhtereme, mecelleye göre mi yargılanmak istersin, medeni kanuna göre mi? Bana inanın diyecektir ki mecelleye, şeriat'a göre değil. Beni medeni kanuna 1926'ta değişen ve laik devlette yargılayın. Bunlar sadece üst kata bakın biz iyi çocuklarız beni Ayasofya'ya atadın ama ben de boş durmuyorum. Sizin beklentilerinize kürek çekiyoruz. Size biz bir şeyleri hazırlıyoruz. Niçin? Çünkü, sayın Çünkü işin başındaki se 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 Peki. E, sayın şey, seyirciler. Şey Bu... Çok kısa bir ara ardından ait üç HDP eş genel başkanı Mithat Sancara da yapıyor musunuz? Peki. Ne anlamda? Bir 1921 ara... Anayasası uygulanabilir diye. Konuşabiliriz. Ben, ben bir ara de... Ben bir ara... dedi ki yerel yönetimler bazında ayrılıklar bazında 21 anayasanın ruhuyla yeni bir anayasa yapılabilir dedi. Aynı şey. şey aynı bakın şey. Bakın, Ay bakın burada Ay biraz şimdi bir yere çıktık lazım. ama şunu da söyleyeyim sur, sur. ben bir cümleyi söyleyeyim. Ha sorsun cevaplayayım. Mesela muharremince dedi. bence çizgi değiştirdi. Kişiselden çok biraz daha programatik bir eleştiri yapmaya başladı. Bunu görelim biraz da. Peki. Bunu da konuşalım. Konuşalım hayır. Bir ara, arandan konuşacağız.